kuru soğanımızı hazırlıyorum. Ocağımın altını da açıyorum şimdi. Yarım piyazlık olarak soğanımı doğruyorum. Tereyağımızı ekliyoruz içerisine. Yumurta ve tereyağı çok önemli bir ikili. Tereyağımızı koyduk, yavaş yavaş eriyecek. Soğanları da ekliyorum içerisine şimdi. Ve güzelce kavurmaya başladık. Kırmızı biberimizi hazırlayalım. Biberi de ortadan ikiye kestikten sonra sapına doğru. Şimdi sap kısmını alıyorum. Kalın taraflarını ortadan ikiye kesiyorum. İnce olan taraflarını kesmeye gerek yok. Biraz daha küçük olabilmesi için bunu yapıyorum. Ve kırmızı biberi de ince ince doğruyorum. Kapya biberi tercih edebilirsiniz. Evet, biberlerle beraber soğanlar güzelce kavrulacak. Evet, pazı saplarıyla birlikte olduğunda çok daha lezzetli olacaktır. Bundan dolayı sapları da iyice temizlenmiş, ayıtlanmış olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ince bir şekilde doğruyorum sapları. Yine yaprak kısımlarını da doğrayacağım. Kuru soğan ve kırmızı biberler güzelce kavrulduktan sonra şimdi sıra geldi pazıları eklemeye. Pazıları güzelce karıştırıyorum. Tuz ve biberimizi ekleyelim. Biraz da karabiber. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Bu şekilde 10 dakika pişireceğim. Ardından da yumurtalarla beraber fırına süreceğim. Pazılar yeterince pişti. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Ocağın altını da kapatalım. Fırın kabımı da yanıma alıyorum. Şimdi güzelce yayalım fırın kabımızın içerisine. Ve boşluklar açıyorum yumurtaları kırmak için. Boşluk olan kısımlara da bu şekilde yumurtayı güzelce kırıyorum. Şimdi yumurtaların üzerine biraz tuz gezdireceğim önce. Ve şimdi bir miktar da kırmızı toz biber. Şimdi fırına götürüyorum. 180 derecede 10 dakika pişirdikten sonra bu güzel yemeği servise sunacağım. Yumurta güzelce pişti. Pazımın üzerinde şimdi artık fırından çıkartabilirim. Yumurtaları bozmadan almaya çalışıyorum. Çok az bir karabiber çevresine ve çok az da pul biber serpiyorum.